Herkese güzel pazarlar. Evlerinize bu sabah Top 5 serisinin ön kol antrenmanı için konuk oluyorum. Geçen hafta biliyorsunuz arka kol çalışmıştık çok efektif bir şekilde. 5 birbirinden etkili egzersizle gelsin istediğimiz formlu, şekilli, güzel kollar. Hadi başlayalım. Top 5 serisine dikkat ediyorsanız hep püf noktalarından bahsediyorum ve hareketlerden en %100 optimum verimi alabilmeniz için bütün detayları anlatıyorum. Ön kolda da diğer kas gruplarında olduğu gibi 3 tane çalıştırmamız gereken, yani etkili bir antrenman ortaya çıkması için 3 tane kas var. Yani sıktığım zaman kolumu iç, dış ve şurada aslında bence koldaki en önemli noktaların brachial istediğimiz diğer küçük kas grubunu eğer aktive ederseniz şu gördüğünüz kol, istediğiniz güzel görüntüleri, onlar da yatıyorlar orada, güzel görüntüye sahip olmanız için sizi bekliyor olacak. Tabii ki düzenli çalışacaksınız, istikrarlı olacaksınız ve tabii ki beslenmenize de dikkat etmenizi söylememe herhalde gerek yok. 40 saniye yapıyoruz, 20 saniye dinleniyoruz veya 15-20 tekrar arasında gidebilir her hareket, size bırakıyorum. Ama lütfen olacağınız ağırlıklar değil, iyi tekrarlar, kaliteli tekrarlar çıkartabileceğiniz doğru ağırlıkları seçmiş olun. Önemli olan, hep söylüyorum, kötü 15 tekrardansa temiz 5 tekrar her zaman tercihim. Hadi bakalım, geçin karşıma. Alın dumbbell'larınızı veya su şişelerinizi. Kronometrelerinizi de hazırlamanızı istiyorum. Hammer curl ile başlayacağız. Ne yapıyorum? Çok konuşuyorum biliyorum ama çok doğru yapmanızı istiyorum hareketleri. Şimdi 5 taneki hareketteki kilit nokta dirseğiniz arka kol antrenmanında olduğu gibi. Yani şu hareket halinde devamlı bunları sağlamak kaybettiniz. %100 çalışmadı kas. Benim istediğim şey burayı sabit tutmanız. Hop, 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 şu yok. Merkez karın, dik duruyorum. Doğru nefes alıyorum, zorlandığım noktada veriyorum. Bırakırken alıyorum. Çok doğru yapmanızı istiyorum antrenmanı. Yani zaman ayırıyorsunuz, kendinize iyi gelen bir şey yapmak istiyorsunuz, doğru yapın. O yüzden kadın çok konuşuyor demeyin. Hammer curl ile başlıyorum. Evet, burada hop yukarıya doğru kaldırdım. Tam 90'a kadar. Eğer dirsekleri sabit tutmakta zorlanıyorsanız dayanın bir duvara. Orada o zaman dirsekler kilitleneceği için hiç kaçırmayacaksınız. Bütün hareket net bir şekilde yapılacak. Roxy ve Cipsi. Vallahi kızıyorum artık ya. Her videoda devamlı bir koşturmaca, köşe kapmaca. Beni bekliyorlar yani çekim yapmak için. Şöyle biraz da yan döneyim. Güzel. Ve dinlendim. Cross body curl yapacağız. Tek taraflı. O yüzden istediğim şey dumbbell'ı biraz çevireceksiniz. Hop buradan getirdim. Bu bahsettiğim brachial iskasını çalıştıracak. Genelde unutulur antrenmanlarda. Hazırsanız önce bence bir tarafı yapalım. İyice bir kolu patlatalım. Çok iyi. Dirsek sabit. İyice yukarıya doğru. Kaldırıyorum kolumu. Ters taraftaki göğse kadar. Çok iyi. 20 saniye bir kol, 20 saniye bir kol yapacağız. Son kez. Ve geçtim sağ kola. Sağlaksanız sol kolla, solaksanız da sağ kolla başlayın. Güçsüz olan tarafı her zaman önce yormak daha sağlıklı. Güzel. Son kez. Ve bıraktım. Palms up curl yapacağız. Karşıya doğru bakmanızı istiyorum avuç içlerinizin. Tam dakika gelsin. 8 saniyeye başlıyoruz. Hop omza kadar kaldıracağım ve aşağıya kontrollü indirişler ve hazırsanız. Senin yan döneyim mi? Güzel. Hiç dirseklerimin oynamadığını görüyorsunuz herhalde. Güzel pump isti. 2,5 kilolarla bile şu an inanılmaz hissediyorum. Wow. Şimdi anlıyor musunuz niye kaliteli tekrarlardan bu kadar üstüne duruyorum? Her antrenman dilimde tüy bitiyor. Yani normalde ben 5-6 kilolarla çalışıyorum. Şu an 2,5 kilo ile bile. Huh.
ha ha. Güzel. Şimdi iç kasımızı çalıştıracak hafif bir dönüşle alternating curl yapacağız. Bir sağ bir sol gidecek. Hop, istediğim şey. Güzel. Gene burada önce bir tarafı bitirip ondan sonra diğer tarafa geçebilirsiniz. Orta yolda hop, bilekten bir döndürüş hareketiyle rotasyonla kendime doğru çekiyorum. Ve kolumu bırakırken gene dirsek sabit. Çok iyi gidiyor. Hızı size bırakıyorum. Daha hızlı veya daha yavaş. Bu arada bir kolunuzun gerilimi diğerine göre daha fazla olabilir. Benim mesela sol kolum her zaman daha önce pump olur hareketlerde. Ve dinleniyorum. Son olarak da wide curl yapacağım. Yani dış ön kol kası için. Yani o büyük gösteren kol kası, hipertrofi için. Oh. Hadi bakalım. Aldım. İlk başta dirsekleri kitlemekte zorlanıyorsanız şu şekilde koyun. Bir eliniz saat 10 yönünü göstersin, bir eliniz öğlen 2 ve aşağı doğru bacaklarıma kadar bırakıyorum. Hop, yukarıya doğru kapanış. Bastırabilirim dirsekleri, hafif açabilirim. Wow. Çok iyi gidiyorsunuz. Pump hissi çok iyi. Ya. Son kez değil, bir iki tekrar daha var. Zorlandığınız zaman şunu yapıyorsunuz genelde. Hayır, biraz dinlen, bekle. Ondan sonra son tekrarı düzgün yap. Hadi bir tane daha yap. Hadi son kez yap. Ve ilk turu bitirmiş ol. Dumbbell'lar at. Ben de şu gözlükleri çıkartayım. Şu an şöyle kollarım. Bayağı hissediliyor. Bugün inanılmaz olaylı bir gün. Yani bu çekimin perde arkasını yansıtsak bence zaten daha fazla izlenir bu videodan. Önce burada bebek bir kedi bulduk. Yavru ölmek üzereydi. Onu veterinere yolladık. Beslemeye çalıştık. Sonra Gypsy ile Roxy kavga etti. Bizim elektronik aletlerimiz bugün deli gibi bozuldu. Onun pili bitti. Bunun bilmem nesi oldu. İnanılmazlar silsilesi. Hadi gel bari şurada. Daha sakin bir ortamda kapanış konuşmamızı yapalım. Güzel haberlerim var. Biliyorsunuz bayramı geride bıraktık. İnşallah çok güzel bir bayram geçirdiniz. Hareketsiz kalmadınız. Kendiniz için iyi bir şeyler yaptınız ama en önemlisi sağlık. Sağlık varsa gerisi zaten geliyor. O yüzden kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Bana zaman ayırın. Bootcamp devam ediyor. Nasıl geçiyor? Bütün bana sorular sorabilirsiniz. Yorumları bekliyorum. Gelişimler, storyler geliyor. Bayılıyorum size. Harikasınız. Ve bir müjde daha bayramdan sonra. Biliyorsunuz kanal 300K'ya merdiven dayamış durumda. Çak 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 çak. Gerçekten çok mutluyum. O yüzden ben 300 bin aboneye özel olarak o hafta için bir video çekmek istiyorum. Ve bu videoda sizden gelecek olan soruları cevaplıyor olacağım. Atış serbest. Ne sormak istiyorsanız sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağız. Yani tabii umarım video bir saat falan olmaz ama çok aynı sorular gelirse seçeceğiz Selin'le beraber onları. Bu videonun altına yorum olarak sorularınız gelebilir. Onun dışında Instagram'dan da bana DM atabilirsiniz ya da bir post koyacağım, onun altına yorumlar gelebilir. Gene çok konuştum. Sizi seviyorum. Ben her şeyi anlatmak istiyorum ve bilgilendirmek istiyorum. Benle kalıyorsunuz. En iyi sen olmaya devam ediyorsunuz. Of, kollarım hala pampisi geçmedi yalnız. Bakar mısın? Müthiş. Öpüyorum sizi daha fazla konuşmadan. Keyifli pazarlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.